kadar gelsen de su katmazdım. Aslında birçok ince parası. Şimdi Covid ile beraber dünyada şunu anladık ki gıda stratejik bir öneme sahiptir. Gıdanın içerisinde gerek hayvansal gerek bitkisel üretimin mutlak bir şekilde devam etmesi gerektiğini, hatta bakanlığın yıllarca köy dönüş projeleri uygularken uyguladığı gerek sosyal gerek ekonomik projelerde insanları kendi köylerine döndürmek için büyük bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Oysa Covid ile beraber birçok konu olumsuz etkilenirken insanlarımız köye dönüş konusunda, gıda üretimi konusundaki anlama şekilleri, idrak etme konusu daha da bence etki etmiştir. Yani olumlu etkiler yapmıştır. Ondan dolayı bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Ama her halükarda üretimin yapılabilmesi için üreticinin kazanması lazım. Yani girdi maliyetleri vesaire, neticede üretici bir hesabını yapacak. Eğer süt de üretiyorsa, gıdanın herhangi bir sektöründe bir üretim yapıyorsa mutlak bir şekilde kazanması lazım. Şimdi bu süreçte gördüğümüz kadarıyla üretici işini tabii bırakmadı. Üretmeye devam etti. Köyünde hayvanını sağdı, tarlada tarlasını, çapasını yaptı, üretimine devam etti. Ama bizi bu süreçte olumsuz etkileyen özellikle yem fiyatları beklenmedik şekilde 3-4 sefer zam almıştı. Biz bunu defalarca basınla da dile getirdik. Bakanlığımızla da ilgili irtibatlarımız sürüyor. Ümit ederiz. Hasat mevsimi başladı. Rekolte iyi. Arpada, buğdayda, inşallah mısırda. Bu üretim rekoltesi yem fiyatları üzerinde olumlu etki yaparak yem fiyatlarında düşüşlere sebep olur. Eğer olmazsa mutlak bir şekilde süte yeni bir zamın olması gerekir. Şu anda fiyatlar üretici yem fiyatı, yani yem zamlarıyla beraber neredeyse başa baş gibi bir durumda gidiyor. Üreticinin kazanması lazım. Gıda çok önemli. Covid bunu bize bir daha açık bir şekilde göstermiş ve önümüze koymuştur ki mutlak bir şekilde bütün kapasitelerimizi en iyi şekilde zorlayarak üretim yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Bunun için bizim beklentimiz önce inşallah rekolte iyi olur, yem fiyatları düşsün. Yem fiyatları istediğimiz seviyelere düşsün, biz sütte zam istemiyoruz. Ama eğer yem fiyatları düşmeyecekse şu anda mutlak bir şekilde özellikle 6. ayda Ulusal Süt Konseyi'nin toplantısını bekliyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nin toplanması gerekir ve acilen sadece yem fiyatları zam miktarı neyse biz ondan fazlasını da istemiyoruz. O oranda üreticiye bir zam verilirse üretici daha da eli rahatlar ve üretimine devam eder diye düşünüyorum. Yani bu bir denklem, arz talep meselesi. Eğer sen sütte para kazanıyorsan hayvanı elinde tutarsın. Eğer sen sütte para kazanmıyorsan, hele özellikle de hayvan fiyatları fiyat yüksekse onu bir fırsata çevirip hemen kesime gönderiyorsun. Yani şu anda belli rakam şu kadar hayvan kesime gitti diyemem ama bu denklem üretici lehine dönmezse hayvan kesime gider. Siz bunu engelleyemezsiniz. Yani istediğiniz kadar söyleyin. Ben de engelleyemem, siz de bakanlık da engelleyemez. Ama üretici hesabını kitabını yapar. Eğer yem fiyatları uygun, üretimi iyi, para kazanıyorsa kesinlikle bunu sürdürür. Bunun ifadesi budur yani. Bunun şeyi de budur.